Malum Rusya deyince 2007 Estonya, ki bu NATO'nun son derece önemli bir sınavı olmuştu. Rusya'nın saldırısı, siber saldırısı. Bunun karşılığında 5. madde harekete geçirilemedi ve işte o NATO o dönemde çok büyük bir kendi içinde inandırıcılığını yitirdi. Yani 5. madde, siber saldırıyla bir ülkenin sistemi çökertildiği zaman NATO ülkesi yani toparlanıp sen bir cevap vereceksin. Bu cevap verilemedi. Şimdi siber saldırılar deyince de tabii ki akla gelen Rusya. Kritik bir bu anlamda operasyon var. Siber korsanlar, Avrupa'nın önde gelen silah üreticilerinden birinin füze sistemlerine dair tüm bilgileri hackledi. Şimdi her yerde o bilgiler. NATO soruşturma başlattı. Avrupa merkezli füze sistemi geliştiricisi ve üreticisi MBDA bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Gizli askeri belgeler sızınca NATO düğmeye bastı. MBDA ürünleri ABD, İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın deniz, hava ve kara kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Ancak Temmuz ayında Adrastea isimli bir grup şirkete eklediklerini ve dosyalarına erişim sağladıklarını açıkladı. Siber korsanlar 60 GB büyüklüğünde veriye ulaştıklarını, elde ettikleri belgeler arasında askeri projelerde olduğunu duyurdu. Üstelik o dosyalar satışa çıkarıldı. Satışa çıkan veriler arasında Ukrayna Savaşı'nda kullanılan NATO silahlarının tasarımları da var. Rusça ve İngilizce yazışılan formlarda bilgisayar korsanları verileri 15 Bitcoin'e, yani yaklaşık 320 bin dolara satıyor. Şimdiye kadar bir alıcının çıktığını duyurdular. Şirketse gizli askeri belgelerin hiçbirinin kendilerine ait olmadığını ileri sürüyor. NATO soruşturma başlattı. Bir NATO sözcüsü de herhangi bir NATO ağının gizliliğinin ihlal edildiğine dair emare yok dedi. Füze sistemi geliştiricisi şirkette bilgilerin İtalya'da hacklenmesinden dolayı İtalya makamları ile birlikte olayı soruşturuyor. ABD'li diplomat görüntü üzerine bu. Ne diyeceksiniz? Şimdi tabii bir diğeri bireysel bir konuydu ama bu ciddi bir konu. Yani bakıldığında NATO'nun belgelerinde siber güvenlik, siber tehdit artık kurumsallaşmış vaziyette. Yani öyle işte bir takım maddelerin tabii arası gizlenmiş bir durumda değil. Hatırlayalım, mesela İsrail, İran'da Stuxnet'le nükleer reaktörü çalışamaz hale getirdi. Şimdi Estonya konusunu örnek verdiniz, Rusya ile bağlantılı. Önümüzdeki dönemlerde bu çok daha hani bir tankla, topla, tüfekle ya da illaki uçakla saldırmak değil. Bu siber saldırılarla farklı bir takım operasyonlarla karşı karşıya kalabiliriz. Deniz Hocam, işaret ettiğiniz o kadar önemli bir örnekti ki hani o Natanz, İran'daki nükleer santral. Natanz'a, Stuxnet, işte o dönemde de ABD, İsrail bu siber saldırının arkasında dediler. Onu yaptı, o nükleer santrali infilak ettirirsin. Yani bu demek değildir ki siber saldırı, bilgiyi çökerttim aldım, ay eyvah falan da kalmaz. Sadece o değil, tabii tabii. Yani direkt doğrudan güvenlikle bağlantılı. Bir başka Çernobil'in eşiğinden dönüldü o zaman da 2010'da. Şimdi sıkıntı şurada. Şimdi NATO belgeleri çok deyim yerindeyse cafcaflıdır. Ama bir siber saldırı olduğu zaman 5. madde NATO bağlamında nasıl harekete geçirilecek? Yani hackerlar mı bu 5. maddeyi uygularken operasyonel zeminde onlara görev verilecek? Ya da bu işte NATO'daki çeşitli silahlı kuvvetler ya da NATO'nun ortak gücü, hı hı, bu anlamda bakıldığında hani biz bazı kavramlara alışırız da. Evet, Estonya'da biliyorsunuz bunun için bir merkez kuruldu. Yani NATO içinde sadece siber tehditle ilgilenen bir merkez kuruldu. Kendi içlerinde bir hazırlık içindeler. Bu 2030'a kadar geçerli olacak belgede de Haziran'da, 30 Haziran'daki belgede de kara, deniz, hava, bunlar normal geleneksel alanların içine siber ve uzayı da ekledi. Evet, evet. Tabii. Yani bütün bunları da hazırlar ama silah bilgileri şu anda ama yani şimdi her yerde. Bazen o kadar beklenmedik saldırılar olabilir ki, yani yarın bir gün hani Ahettim'den diye yanlış anlaşılmasın ama F-35'lerle ilgili bilgiler ya da buna benzer noktalardaki bilgiler ortaya çıkarsa ya da işte çeşitli füzelerle ilgili, bu farklı tartışmaları ya da ciddi anlamda bir güvenlik zafiyetini ortaya koyacaktır. Yani bu anlamda bakıldığında içinde yaşadığımız çağ, her iki hep şunu deriz ya, bir konu eğer internete girdiyse gizli kalması mümkün değildir. Bu internetin de ana mecra Amerika Birleşik Devletleri. Hatta bunu biliyorsunuz bir güvenlik nedeniyle ortaya çıkarttılar. 1969'da DARPA birimi. Bu anlamda bir nükleer savaş çıkarsa çabuk haberleşelim diye interneti deyim yerindeyse Amerika icat etti.
Yani asıl yine güvenlik nedeniyle ortaya konulan bir kavramdı internet. Öyle dünya barışıyla falan alakası yok. E şimdi bugün gelindiğinde yine döndük dolaştık. Güvenlik ortamıyla doğrudan bağlayan internet kendisi bir güvenlik ya da güvensizlik ortamı. Güvenlik zafiyetinin ortaya çıkabileceği, yani yarın bir gün bir füzenin ateşlenmesinde problem çıkabilir. Peki. Ya da nükleer silah ya da konvansiyonel silah arsenaliyle ilgili farklı konular gündeme gelebilir. Bu da artık çok uzak bir gelecekte değil. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir noktada ve savunmanın neredeyse tamamının teknolojiye bağımlı olduğu bir çerçevede, internetin bir güvenlik mecra olduğu zeminde herhalde karşımıza çok farklı tartışma konularıyla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum.